Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 26 Mart Salı Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine iki tane yerli yarış programımız devam ediyor. Gündüz Adana'da 8 koşulu tek altılı program, Antalya'da 9 koşulu çift altılı bir program var. Antalya şablonu videonun hemen sonunda yer alacak arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim. Bu arada saatler şu anda kaçı gösteriyor? Akşam 9'u gösteriyor. 2 saatten beri güzel bir yağmur yağıyor. Bayağı şiddetli bir yağmur başladı. Allah'tan ben eve girdim, ondan sonra yağmura başladık. Ama çamaşırlar dışarıda kaldı, işte yapacak bir şey yok. Tam bugün alayım dedim ama biraz daha kalsın. Artık bir 3-4 gün kaldık herhalde. Neyse, sağlık olsun her şeyden önce. Bu arada Bursa yarışlarında 1. altılı tuttuk. 800 kusur lira bir altılı ikramiyesi verdik. Tamam arkadaşlar, hayırlı olsun. Ama 2. altılı 5'te kaldı yine. Maalesef 7. koşuda, yani 2. altılı Ganyan'ın 4. ayağında oradan yattık. 10 nolu Safkan vardı bizde, ikinci olan Safkan, ama son 200'lerde eğer yarışı dikkatli izlediyseniz yani rahatlıkla geçebilecek bir Safkan'dı. Ama maalesef at kendini bir anda içe alıp sprinte kalktı, ama jockey ne hikmetse onu yani dizginleyip dışa almaya çalıştı. Yani bakın, ben sürekli anlatıyorum, işte jockeyler bir saniyelik böyle hata yaparsanız o yarış biter. Çok büyük bir üstünlüğünüz varsa tamam, o farkı kapatırsınız, geçersiniz. Eğer orada o hareketi yapmayıp atın kendi aksiyonuna bırakmış olsa, inanın 3-4 boyluk bir yarışla kazanırdı da olan da kuponları oldu tabii ki. 157 bin lira para verdi altılı. Güzel sürprizleri de bulduk. Ama maalesef dediğim gibi işte böyle ince ayarlarda yaptık. Artık ne diyelim, sağlık olsun diyelim. İnşallah daha büyük ikramiyeler dileğiyle diyelim. Yapacak bir şey yok. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz ama maalesef olmuyor. İki tane tek de vermiştik. Atiba tekli. Bir de 5. aktaki 5 zaten benim bayağı üstüne düştüğüm bir bankoydu. İkisi de geldi. İşin garip tarafı son ayakta 7'yi vermiştim ben. Şablonun içinde verdim. 9 olsa Afgan hemen arkasındaydı. Yani 7 çıksaydı zaten 9'u hemen şablonun içine alıp, ya bu da sürpriz çıkacağı hiç aklına gelmedi. Ben çünkü bu Safkan en azından yani çünkü yaptığı işlere göre, son performansına göre ben kesinlikle yani ilk dördün içerisinde yer alacağını düşünüyordum. Ama bayağı bir sürpriz çıktı. Sonuncu at çıktı neredeyse. İlginç yani. İşte herkesin nasıl bir oyun stratejisi var belli olmuyor arkadaşlar. Oyunlar, bir de ikramiyelerin yüksek oluşu, yani oyun birimlerinin yüksek oluşu altınları gerçekten farklı yerlere getirebiliyor. O yüzden her şeyden önce kontrollü oynayın. Fazla da açılmayın. Yani bu illa bunu 1000 liralık değil de 100 bin liralık oyunlar da kesip tutarım havasına da girmeyin. Hiçbir şeyin garantisi yok çünkü sonuçta görüyorsunuz. Hani jockey orada bir şey yapmasa, bıraksa atın kendi haline Onur Yıldız. Ya inanın bence rahat rahat yarış kaldı. Çünkü at tam sprinte kaldı. Yani öyle bir güzel çıkış yaptı ki tamam dedim, kazandı dedim. Ama baktım o kafayı çevirip hala dışarı çıkmaya uğraşırsa olacak o işte. Atı alan Üsküdar'ı geçer hesabı oldu. İşte olan da maalesef öyle oldu. İnşallah orada yazan arkadaşlarımız olmuştur, tutan arkadaşlarımız olmuştur diye umut ediyorum. Gelelim bugünkü yarış programımıza. Herkese yine bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Yine yorumlarınıza devam arkadaşlar. Like'larınıza devam, paylaşımlarınıza devam diyelim. Hemen startımıza başlayalım. Günün birinci koşusu saatler 14.30'u gösterirken şartlı 5-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışıyla başlıyoruz. Ve 5 safkanın yer almış olduğu bir koşu. Birinci dörtlü Ganyan ayağımızdan başlangıcı. Ben burada 3 dolu Saraliva Lontana, bu piyano sanatının temsilcisini, Mehmet Akyavuz'da en azından kendine uygun rakip arasında kazanmaya çok yakın görüyorum. O yüzden 3 dolu Saraliva Lontana'yı tek olarak önereceğim. Günün ikinci koşusu 7'li Plase'nin de başlangıç ayağı şartlı 5-4'lü yukarı Arapların 1900 metre kum yarışına geldik ve 7 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman son yarışını, hatta şöyle diyelim, son 3 yarışını arka arkaya kazanırken de burada yine birçok rakibini geride bırakan, yine güzel formuyla 2 nolu Özakın, bu Özgün Han'ın temsilcisi Mehmet Akyavuz da herhalde yine bu yarışı kazanmaya çok yakın. O yüzden 7'li Plase'nin bu ayağını da 2 nolu Özakın'ı tek olarak önereceğim. Günün 3. koşusuna itibaren 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 21-4'lü yukarı İngilizlerin 1900 metre kum yarışı ve 9 safkanın yer almış olduğu koşuda 4 nolu Sharp Glass'la başlayan bu Sharp Knight temsilcisini Fatih Sultan Mehmet Sansaray ile staff ediyor ve çok güzel performansı var. Hazırlıkları da oldukça beğendiğim bir isim. Ben de biraz daha ön plana çıktı. 5 dolu Jonah Hayes, bir Win River Win temsilcisi. Müslüm Çelik ile staff alsakken de yine istikrarlı ve formda gözüküyor. 1 dolu White Spear, Victor Gallop temsilcisi Ahmet Çelik de ağır kilosuna rağmen kendine bence
Biraz işte kilo dezavantajı var ama Sarp'ların genel durumu oldukça iyi. Daha sonra 3 nolu Sarptay, bu Corinthians temsilcisi Mehmet Salih Çelik de yine son güzel birinciliğiyle yine bu yarışa da oldukça formda giren bir isim ve son olarak da 6 nolu Anadolu Yıldızı bu Victor Galo temsilcisi Ali Kaçmaz da yine burada şans verdiğim bir diğer Sarptan oldu. 4-5-1-3-6 sıralaması oldu benim 6'lı Ganya'nın ilk hayacı. Geldik günün 4. koşusuna 6'lı Ganya'nın 2. ayağı şartlı 5-4 ve yukarı Arapların 1300 metre çim koşusuna. Ve 12 Safkan'ın yer almış olduğu bu koşuya baktığın zaman 5 aylık arasına rağmen koşmuş olduğu gruplar zaten grup 1 yarışında son yarışında bayağı üst seviyedeki Safkanlara kafa tutan 2 nolu Can Caner sahaya çıkıyor bu turbo temsilcisi bugün Ayhan Kurşun ile ve çalışmaların muntazam olarak devam eden bir isim dereceli galoplarla hiç sıkılmadan rahat rahat işlerini yapan dereceli dediğim gibi galoplarını yeter giren bu Safkan bence bu grubu da geçmeye çok yakın bu senenin flash tayları arasında bu Safkan'ın aman dikkat edin. İki nolu Can Ceder, Ayhan Kurşun'la banko olarak önereceğim isim. Günün 5. koşusu 6'lı Ganyan, 3. ayağına geldik. Maiden dişiler ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı. 9 Safkan'ın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman bu yıla güzel bir ikincilikle başlayıp formunu yukarılara taşıran ve çalışmalarla daha da hızlandıran 3 nolu Euro Power bu Dara Devil temsilcisi Müslüm Çelik'e bana göre kazanmaya çok yakın gördüğüm ilk tay. Daha doğrusu kazanmaya yakın bir tay. O yüzden küçük ve sevenler için bu aya banko tercih kullanmak isteyenler için bence çok ideal bir banko adayı oldu. 3 nolu Euro Power. Ama rakip arıyorum derseniz 9 nolu Targeter Forever. 4 nolu Hopeful Tracer. 6 nolu Last Two Horse olarak önerebilirim. Yani önce 3 daha sonra 9, 4, 6. Günün 6. koşusu 6'lı Ganyan 4. ayında kısa vadede 9, 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kum yarışına geldik ve 1 ve 5'in ekür olduğu 6 Safkan'ın yer almış olduğu koşuda 1 nolu Canım Kardeşim 5 nolu Beyaz Işık'ta ekürü olan Aya Bakan temsilcisi Ercan Çankaya'da çok güzel bir formu var. Son 4 yarışını arka arkaya kazanarak bu yarışta oldukça fit duruma giren bu isim bence yine kazanmaya çok yakın. Vermiş olduğu 163 günlük araya rağmen kalite isim ve çalışmalarını hızlı arttıran 2 nolu Demir Berke bu turda temsilcisi Ayhan Kurşun'dan bence en sert rakip konumda. O yüzden önceliğim 1 nolu Canım Kardeşim 2 nolu Demir Berke. Ama bu ikilinin dışında bakarsınız bu ikisinin mücadelesine aradan bir Safkan sıyıp olabilir. Bu kim olabilir? Bence 6 nolu Endgame yani adı gibi oyunun sonu yapabilir. Bu Kader Şah temsilcisi Ahmet Çelik'te. Yani önce 1-2 daha sonra 6 nolu Safkan. Günün 7. koşusu 6'lı Ganya'nın 5. ayağına geldik şartlı 4 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı ve 8 sakının yer almış olduğu koşuda 6 nolu Ömür Unoğlu bu kaya öğretileri seçim Müslüm Çelik'le arka arkaya 3 yarış kazandıktan sonra bir 5. ama son yarışta biraz toparlanıp 4. geldiler ve imanlığın durumunu da iyice artıran bu Safkan bana göre bugün kazanmaya da oldukça yakın gözüküyor 6 nolu Ömür Unoğlu. Daha sonra 2 nolu Erdi Bey bu turma temsilcisi Ahmet Çelik'le yine son güzel birinciyle formunu iyice arttıran bu Safkan yine çok şanslı gözüküyor. Bir nolu Küçüktepe yine bir turbo temsilcisi Ayhan Kurşun'la Stefan Safkan da yarış hayatına güzel iki tane ikincilik elde ettikten sonra son yarışında bir ayağı kırıklığı uğrattı. Bir beşincilik elde etti ama ben kesinlikle ölçü almıyorum Safkan'ın bayağı iyi durumda. O yüzden bence es geçmeyelim. Bir de 8 nolu Tahsin Ağa bu Sakarbaşı temsilcisi oldukça uygun kilosuyla Fatih Sultan Mehmet Sansar ile yine şans verdiğim bir diğer Safkan oldu. 6-2-1-8 sıralaması benim 6'lı Ganyan için 5. ayağı için. Günün son koşusuna geldik. Bir satış koşusu 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına. Ve 13 Safkan'ın yer almış olduğu koşuda. Bakalım fiyatlar kaçmamış. Oo, 520 el yaptı abi. Fiyatlar yüksek. Hemen aşağılara inin. Oo, nasıl aynı ya? Ulan bunlar hiç kelepir fiyata satan yok ya. Allah ya. Neyse. Buradan da bir şey alamayacağız artık. Geldik burada 4 nolu Dani Apolorin, bir Kaptan Rio temsilcisi Erzan Çankaya, Stefan Safkan'ın genel durumu oldukça iyi. Bence her koşmuş olduğu yarıştan sonra daha da iyi duruma geldi. Çalışmalarını da iyice arttıran bu Safkan. Ben de biraz daha ön plana çıktı bu satış koşusunda 4 nolu Dani Apolorin. Daha sonra 2 nolu Kum Teper, bir Papa Krem temsilcisi Müslüm Çelikli, Stefan Safkan. Her ne kadar biraz uzun mesafelere yatkın gözükse de mesafelerde de çok güzel yarışları olduğunu bir gerçek. Daha iyi gruplarda start alan bir isimdi. 11 nolu Rüzgar Uğur. Bizde kendi temsilcisi Ahmet Çelik'le startlıyor. 145 günlük arası var ama idman durumunda bayağı iyi işlere sahip. Hiç aksatmadan itina ile
güzel dereceli galoplarla bu yarışa katılan bir isim. Yedinoğlu Gaspodin bir hakim temsilcisi Aziz Akdemir ile Stardan Savkan yine grubun uygunluğuyla dün yine şanslı gördüğüm bir diğer Savkan'ı ve son olarak da yine son yarışlarında toparlamaya başlayan Onnoğlu Manipülatör. Bu El Corredor temsilcisi Mehmet Salih Çelik de bence bu gruba dahil edip bayağı 4-2-11-7-10 olarak geçebiliriz. Ama 1-2 Savkan daha 20 var derseniz en azından Altınoğlu Golden Jet ve Binoğlu Elsan Star'ı da ilave edebiliriz arkadaşlar. Hemen şablonumuza bakalım. Arkasından dediğim gibi Antalya yarış şablonu olacak. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.